Efendim iyi akşamlar. Tam saatiyle karşınızdayız. Ancak tam saatinde bu akşam biraz gecikmeli başladık. Çünkü gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı, dava adamı, diploması dehası Sayın Rauf Denktaş konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mahcup ettiniz bizi tabii. Siz lütfettiniz efendim. Çok sağ olun. Ayağınızın tozuyla İstanbul'da bir toplantınız vardı. Ayağınızın tozuyla katıldınız. Uzun zamandır bekliyorduk sizi zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim hemen soruya gireceğim müsaade ederseniz. Buyurun. Sizin Cumhurbaşkanlığınızdan ayrılmadan önce çözümsüzlük çözüm değil şeklinde sanki çözümün önünde bir engel gibi gösterildiniz. Ve süreç ondan sonra bugüne geldi. Bıraktığınız Kuzey Kıbrıs hangi durumdaydı? Bugün hangi durumda? Bir giriş yapabilir misiniz? Şimdi çözümsüzlük çözüm değildir sözünü bana atfettiler yahut Türk tarafına atfettiler. Halbuki bu e, Kredis'in, Rum lideri Kredis'in e, basına verdiği bir beyanattır. Şöyle demiştir ki e, soruyorlar taviz mi veriyorsunuz Türklere diye. Diyor ki niye taviz verecekmişiz? İçimizde bir Türk Cumhurbaşkan muavini yok. Türk bakanlar yok. Türk meclis üyeleri yok attılar ya bizi 63'te. Evet. Efendim. Bunu şimdi 73'te söylüyor. Bunlar olmadığı halde bizi dünya meşru Kıbrıs hükümeti olarak tanıyor. Niye taviz verecekmişiz? Ya söylediğimize gelecekler veya o çekip gidecekler. Çözümsüzlük çözümdür sözü Kırdisindir. Yani Oradan alınmış söz. Oradan söz. Bize bize yapıştırdılar. Böyle sanki bizim siyasetimizmiş gibi. Bizim bıraktığımız noktada neydi? Ee, Arnavut planı Türkiye tarafından da desteklendi. Ben bunu kabul edemedim. Niçin edemedim? Çünkü Türkiye'nin en temel haklarını ortadan kaldırıyordu. Neydi bu temel hak? Türk-Yunan dengesi. Anlaşmalar diyor ki, Türkiye'nin de üye olmadığı bir yere Kıbrıs bütün olduğu halde bile gidemez. Türk-Yunan dengesi üzerine bina edilmiş bir ortaklık cumhuriyetiydi çünkü. Lozan dengesini koruyan bir anlaşmaydı. Ee, Annan planı bizi Rum'a yamalayıyor ve Türkiye daha Avrupa Birliği'nde değil, bizi Avrupa Birliği'ne götürüyor. Rumları kabul etmişler diye yahut edeceklermiş diye. Ben diyorum ki bunu Türkiye'nin kabul etmesi imkanı yok bizim buna boyun eğmemiz imkanı yok. Çünkü bu Türkiye'nin en temel hakkını ortadan kaldırır. Yunanistan'la Rum'u Avrupa Birliği üyesi yapar. Türkiye dışarıda biz de yamalanmış vaziyette. Biz Türkiye'siz bir yere girdik miydi sonumuzun ne olacağını biliyoruz. Onun için bunu kabul edemem. Bu nedenle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin de telkiniyle denktaşla bu iş olmaz, denktaşsız bir şey lazımdır diyerek Baktık ki Türkiye'nin kararı karar. Avrupa bir e, anlam planına evet diyecek. Buyurun siz halledin. Ben e, madem ki engel görünüyorum, Türkiye'nin kabul edeceği bir anlaşmanın önünde ben engel olmam. Ama buyurun yap, yapabilirsiniz yapın dedim. Çekildim. Şimdi ne oldu? Tabiatıyla e, biz evet der demez. Yani en kötüsü bu. Biz buna evet der demez Amerika'nın Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin baskısı ile Amerika Birleşik Devletleri yorum getirdi. Ve dedi ki madem ki bunlar evet demiştir anlam planına o halde bundan sonra yapılacak herhangi bir görüşmede ayrı bağımsızlık ayrı devlet isteyemezler. E zaten anlam planında Türk askerinin çıkması da öngörülmekte evet. müdahale hakkı da kalkmakta. Biz vilayet yapılmaktayız. Bu yorumu getirdiler. Bu yoruma karşı ne Türkiye'den ne bizden bir itiraz gelmedi. Şimdi ne oldu? Aradan dört yıl geçti. Bir anlaşmaya varamadılar. Ve Rumlarla anlaşacaklarını zanneden o zamanki muhaliflerim, şimdiki iktidar, şimdi benden daha sağlıklı bir şekilde Rum'un ne mal olduğunu söylüyor nefes almamızı bile engelleyebilseler engelleyecekler. Efendim bunlar bizi azınlık olarak görüyor vesaire diye. Ama o yorum orada ve o yorumu yapmış olan Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği bizi şimdi Rumların seçiminden hemen sonra yani Mart'ın içinde masaya oturtacaklar. Diyorum ki arkadaşlar Rum kırmızı çizgisini açıklamıştır. Diyor ki Garanti anlaşması olmayacak. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak devam edeceğiz. Türkiye'den gelip yerleşmiş olanlar Anadolu'ya dönecek. Türk askeri çıkacak. Bütün benim göçmenlerim eski yerlerine gidecek. Avrupa Birliği normları uygulanacak. Yani bize ne hak verirse versin yerleşim ve dolaşım serbestisi uygulanacak. Efendim bu demektir ki yani her şey tamamen bütün mücadele bitmiştir Bit, demektir bitmiş, değil mi? Yani bitmiş. Her şeyi sil, siliyorsunuz. Türkiye, Türk askeri gönderden bayrağını indirecek, şehitlerin kemiklerini torbalara koyacak, Allah'a ısmarladık diyecek. E, bu kadar şey niye ve kiminle bizi birleştiriyorlar? E, yine Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu kamu yoklamasına göre yüzde altmış Rum gençliği Türklerle bir arada yaşamak istemem diyor. Yüzde 45 genelde Rumlar bir arada yaşamak istemem diyor. Yani kendi devletlerinde yaşasınlar demek istemiyorlar. Çeksinler gitsinler bu Yunan adasından demek istiyorlar. Zaten efendim hani küçüklükten beri okullarda da Rumların okullarında okullarında da hep duyuyoruz. Türk düşmanlığı bir yapısı var. Zaten bu ön yargıyla oluşmuşlar. Nasıl bir bütünlük efendim, o... Müm mümkün değil. Bu bizim sonumuz demektir. Makarios Girit modelini uyguluyorum demekteydi. Girit'te de böyle oldu. En sonunda e, nasıl anlam planında Türk askeri gidecek, 10 bin tane Birleşmiş Milletler askeri gelecekti. Demek ki tehlike var. 10 bin asker gelecek. Girit'te de en sonunda Osmanlı'nın askerini çıkarttılar. E, büyük milletlerin askerleri geldi. O askerlerin gözetiminde bir sene sonra Enosis diye ilan edildi. Türk askeri Atina'ya kadar girer duruma geldi. Ruslar bunu engelledi. Girit gitti, Enos istedi, bitti. Aynı şey. Türk askerini çıkarıyorlar, 10 bin yabancı asker getiriyorlar. E biz 7 bin yabancı askerin altında yaşadık onca yıldır. O Birleşmiş Milletler askerleri oradayken bize ne yapılmışsa yapılmıştır. O Birleşmiş Milletler askerleri oradayken Makarios Meşru Kıbrıs hükümetliliğini kökleştirmiştir. Onun için ee, geçmişi bilen, Rum'u Yunan'ı bilen insanlar, e, tabiatıyla 60 anlaşmasından daha sağlam bir anlaşma ister. Neydi 60 anlaşması? Ortaksınız, eşitsiniz, ee, idareye katılımınız var, Enosis yasak, Taksim yasak, üç hükümet bunu garantiliyor. Türkiye'nin, Yunanistan'ın da askeri var, onun içerisinde Dedi ki güvendeyiz herhalde. Bunu bile yıkan bir tarafla şimdi karşı sen bizi efendim. Türk askerini çıkartıp da birleştirirsen o zaman bu iş biter. Ee, yani bizim davamızmış gibi bazıları efendim bu Kıbrıslara değer mi? Bu Kıbrıslara bu kadar emek, bu kadar bilmem ne falan. Bu fikri olan... o karşı taraf mı soktu efendim? Ee, bu büyük bir propaganda zaman içerisinde yayılmaktadır bize. Görüyorsunuz Türkiye sizi işte bir anda... Anlantılarını da terk etti. Yine terk edecek. Adeta fitne gibi bir şey. E, tabii tabii. E, diğer taraftan Türkiye'ye de bunlara değmez. Bunlar din bilmez, iman bilmez, Türkiye'yi sevmez, Türk'ü sevmez gibi muazzam bir, bir propaganda vardır. Kim yapmıştır bunu? Yine İngiliz'i, Amerikan'ı, Rum'u ile birlikte ve bizim içimizdeki bunların yandaşları, bir avuç insan yani. E, niçin yapıyorlar? Çünkü bizim gücümüzü gördüler. Et ve tırnak. 70 milyonla bir olduğu sürece bu küçücük kitle yenilemez. Türkiye'nin hakkı olduğu sürece Kıbrıs üzerinde Kıbrıs Yunan olamaz. O halde ne yapmak lazım? Türkiye'nin hakkını kökten sökmek lazım. Bizi darmadağın ettiler, ortaklığı yıktılar yıllarca. Allah'tan Yunan yanlışı yaptı, darbeyi yaptı, Türkiye geldi. Devletimizi kurduk. Nasıl e, kurtulacaklar bundan? Artık e, askeri bir harekatla kurtulamazlar. E, Avrupa Birliği'ne müracaatı düşündüler. Çünkü meşru Kıbrıs hükümeti adlediliyorlar. En büyük kalleşlik, en büyük hata, en büyük yanlış bu. Ve meşru Kıbrıs hükümeti olarak bu müracaatı yaptılar. Biz derhal garantör İngiltere'ye müracaat ettik. Dedik ki sen garantörsün. Garanti ettiğin anlaşmada şu madde var. Türkiye'nin de olmadığı bir yere giremez. Bunlar müracaat etmiştir, bunu durdur. Bizi oyaladı bir iki sene. Ondan sonra iş yürümeye başladı. Şimdi arşivleri çıktı. Artık 30 yıl geçti aradan bu müracaatlar yapılalı. Arşivlerinde neyi görüyoruz? Kalleşliğin daniskasını görüyoruz. İngiliz'in. Ne yapıyorlar? Bizim müracaatımızı, itirazlarımızı alınca e, hukuk dairesine gönderiyor dışişleri. Diyor ki ne diyeceğiz buna? Hukuk dairesi diyor ki bu boşuna bir şey değil. Bunu düşünmeniz lazım. E, teşekkür etmeniz lazım. E, Haklı dıllar bir e, cevap veriyor. Bunun üzerine e, dışişleri dışişleri diyor ki öyle ama Kıbrıs'ın yani Kıbrıs Rumları Kıbrıs adı altında gidiyor ya Kıbrıs'ın üye olması İngiliz çıkarlarına uygundur. Ne yapacağız? Soruyor tekrar hukuk dairesi. Evet. Hukuk dairesi diyor ki ee, bu Türklerin yaptığı şey, itirazı Makaryos'a gönderin. Makaryos size cevap verip diyecek ki ne münasebet. Ben meşru tanınan, meşru Kıbrıs hükümetinin e, cumhurbaşkanıyım. Ben müracaat etmişim. Bun, e, bunlar asidir vesaire bir şey söyleyecek size. İşte o belgeyi koyunuz diyor e, dosyanıza ve bundan sonraki müdafaa'nızı Buna dayanarak yapın. Yani meşru Kıbrıs hükümeti yapmıştır. Biz bir şey yapamayız diye. Bunu yaptı İngiliz bize. Bunu yaptıktan sonra tabiatıyla iş yürüdü. Şimdi İngiliz'in Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı Jack Straw Kıbrıs'a geldi iki yıl önce. Baba Dobulos'a diyor ki, biz olmasaydık giremezdiniz. Tabii biz de size hatırlattık görevinizi ve yerine getirmediniz. Devam ediyor. Diyor ki eğer siz ...Türk askerinin adından çıkmasını istiyorsanız... ...Kuzey ee, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamasını istiyorsanız... ...bırakınız Türkiye bu Avrupa Birliği süreci içine gitsin. Ancak o zaman... ...istediklerinizi alabilirsiniz. Aynı Strow... E, ...hatırlayacaksınız... E, Avusturyalı karşıtına... ...demiştir ki... ...niye itiraz ediyorsun sen Türkiye'nin... E, bu sürece girmesine, aday olmasına değil, sürece girmesine ayının postunu almak için tuzağa girmesine müsaade edeceksiniz. Böyle bakıyorlar Türkiye'nin şeyine. Şunu getireceğim. Avrupa Birliği süreci dedik, Türkiye'ye bir yola çıktı. Avrupa Birliği sürecinde en önemli sorun Kıbrıs. Kim Kı... yaptı en önemli sorunu? Kendiler yaptı. Kendileri. En önemli sorun mu? Evet. Sen Kıbrıs meselesini yaratan Toplu mezarlara masum insanları sokan, kanakıtan, uluslararası anlaşmaları çiğneyen, ana, anayasa ölmüştür, gömülmüştür diyen suçlu tarafı tarafa hallet ve öyle gel demiyorsun. Onu destekleyen Yunanistan'a hallet ve öyle gel demedin ve soykırımını önleyen uluslararası anlaşmaların olmaz dediği enosisi önleyen Türkiye'ye hallet ve öyle gel diyor. Bu Bundan daha büyük haksızlık olamaz. Efendim şunu sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Ee, Sayın Denktaş, siz tabi diplomasi dehasısınız. Ee, Gerçekte diplomaside e, ben kendi gazeteci olarak sizin üstünüze e, bu işin daha iyi yapabilecek yok canım, birini yok, ben tanımadığımı hayır, düşünüyorum. Hayır, ben şahsi fikrimi söylüyorum. öyle mesela. bir şey eksik olmuyor. O yüzden şunu so sormak istiyorum. Ee, Türkiye Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'de neler koparılmak isteniyor? Kıbrıs dahil olmak üzere Türkiye'de ne elde edilmek istiyor ve Türkiye Avrupa Birliği'ne sokulacak mı? Kıbrıs Türkiye'nin en haklı ve en güçlü olduğu dava. En güçlü. Türkiye'yi Kıbrıs'tan silah zoruyla atacak kuvvet yok orada. Ha. Ee, haklıdır da uluslararası anlaşmalara göre haklıdır da. Niye Türk Kıbrıs üzerinde bu kadar şey baskı yapıyorlar? En güçlü ve en haklı olduğu davada Türkiye'yi çökertirlerse ki anlam planını kabul ettirmek suretiyle hakikaten kayıp yoluna sokuyorlardı az kaldı. Rum da evet demiş olsaydı Türkiye şimdiden çıkmış olacaktı. E, niçin bunu bunda itiraz ediyor? Çünkü arkadan daha isteyecekleri var. Bu en güçlü, en haklı davasını kaybederse, yani düşününüz siz, Türk askeri dediğim gibi gönderden bayrağını indirmiş, şehitlerin kemiklerini torbalara koymuş, başı eğik Anadolu'ya dönüyor. Bu kadar artık yara almış bir Türkiye'nin hemen arkasında ne gelecek? Ermeni meselesi gelecek. Zaten gündemimizde. Z gündemde gündemde evet. zaten. Zaten gündemimizde. E, meclislerde, e, kaç mecliste Ermeni soykırımı diye karar çıkarttılar. Çok mantıksız, evet. yani düşünce özgürlüğü yola çıkanlar. E, yalan üzerine. Evet. Yalan üzerine. Şimdi... Ne yapacaklar? Türkiye bütün istediklerini yerine getirmiş olsa en sonunda bu devletlerin hepsinden onay isteyecek tamir olması için bu soykırımı kararı almış olan meclis meclisteki üyelere gittiklerinde diyecekler ki yanaklarından övecekler. Türkiyeyi aferin ya sen her işi yerine getirmişsin Kıbrıs'tan vazgeçmişsin şunu yapmışsın bunu yapmışsın ama bizim devletimizin meclisinde şu soykırımı kararı var. Hadi bunu da yap da öyle gel diyecekler. Ee, almak istemiyorlar. Tam üye yapmak istemiyorlar. Bunu Türkiye'nin anlaması lazım. Ve Kıbrıs meselesini ön koşul haline getirirler Türkiye'nin önüne. Ya Kıbrıs Rum'unu tanırsın. Ek protokolda çünkü kabul ettin tanıyacağını. Veyahut da sen üye olamazsın durumuna getirdiler. Türkiye bunun karşısında eziklik hissetmemelidir. Türkiye'nin elinde en güçlü argüman vardır. Uluslararası anlaşmalara göre siz Kıbrıs'ı alamazsınız. Kıbrıs'ı aldık diyorsunuz. Kıbrıs'ı almadınız. Rum ortağı aldınız. Yanlış yaptınız, hata yaptınız. Ama bir Türk ortak vardır eşit haklarda ve Rumların mücadeleleri ve saldırıları nedeniyle devletini kurmuştur. Ben de garantör olarak bu devleti tanıyorum. Siz bu devleti de almadan Kıbrıs'ı almış olamazsınız. Bu devleti de alabilmek için, Kıbrıs'ı tam üye yapabilmek için uluslararası anlaşmalara riayet etmeniz lazım. Ben üye olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olmaz, Kıbrıs'ın tümü de olmaz. Sınırda kalırsınız. Bunu demesi lazım. Ve bunu bunu derken de kavga ederek değil, anlatarak Rum'un geçmişini, bütün yaptıklarını, niyetlerini, her şeyini. Koyarak. Şimdi Rum basınında öyle yazılar çıkıyor ki, yani 18 defa diyor ya bilmem kaç defa bize sunulan ne varsa biz reddettik. Biziz uzlaşmaz olan taraf. Biz hala yanlış yapıyoruz ve mesele Taksim'e gidiyor diye yazılar çıkıyor. Bunları alacaksınız. Efendim Türklere baskın yapan, ee, 16 günlük bebekleri dahil bütün köy halkını katleden grubun başkanları itiraf ediyorlar. Gazetelerde çıkıyor. Bunları alacaksın. Bunları beyaz kitap haline getireceksin. Ee, Avrupa'ya dağıtacaksın. Bu kararları verenlere bu şekilde baskı yapacaksın. Ve diyeceksin ki ben boyun eğmiyorum. Yani bunca sen gecikmiş olan bir Türkiye Avrupa Birliği'ne girmekte e, bir sene daha geciktirebilir ama boyun eğdiği takdirde bakalım şimdi. Feda edeceklerini ya. geri nasıl alabilecek? bir, bunu geri alamayacak bir önüne başka ne gelecek Ermeni meselesinden sonra? Kürt meselesi. Sonra Ermeni meselesi dediklerinde nedir? Mesele nedir? Soykırımı değil. Soykırımı bu size vurmak için toprak meselesi bir, bir topraktır topraktır sevir anlaşmasıdır Kıbrıs toprağa gittikten sonra Türkiye topraklar e, üzerinde de haklıdır Ermeni meselesi ederiz. Kürt meselesi Kürt, meselesinde, Kürt, meselesinde, o toprak Kürt meselesindeki meselesi meselesindeki amaç da ne efendim o zaten, zaten Kürdistan'ı koydu tepemize parte, evet. ne diyor şimdi Avrupa Birliği vilayetlere diyor egemenlik ver şey ver e, e, otonomi federa, federa. ver otonomi hmm. ver yani e, onları da eyalet haline getir e, Amerika'da olduğu gibi bilmezler mi? O Amerika'nın tepemize koyduğu Kürdistan'a hangi vilayette kim nasıl aman birleşeyim diye derhal harekete geçecek. Ve cesaret vermek için de hem Amerika'da hem Avrupa Birliği'nde Sevr zamanındaki haritalar ansızdan peyda oldu. Kime mesajdır o? Bunlara mesajdır. Haklısınız biz bunda varız devam edin mesajıdır. Tam Türkiye... bu noktada çok özür diliyorum He. şunu sorabilir miyim efendim? Türkiye Amerika ile stratejik ortak deniyor. Şimdi bu stratejik ortaklığın e, dününü bugünü bir anlayabilir miyiz? Yani sürekli işte PKK'yı desteklediği <laughs> yönünde haberler çıkıyor. Şimdi, Türkiye aleyhine haberler çıkıyor ama her ne olursa olsun aramız açıldı deniyor ama stratejik ortağız kelimesi her zaman önümüzde duruyor. Şimdi, şimdi şunu biliniz ki e, Türkiye bu güçlü durumuyla ve Atatürk ilkelerine bağlı bir ülke olduğu sürece e, Amerika istediğini yapamaz. Büyük Orta Doğu Projesi'nde vesaire. Bu nedenledir ki? Türkiye'yi küçültmek için kaç zamandır PKK bilmem ne desteklenmektedir, beslenmektedir. Yani bunları tahlil edemeyen bir durumda değiliz. Ne yapmak istiyor o halde? Türkiye'ye kadar güveneceği, belki ondan daha fazla güveneceği veya tercih edeceği bir büyük Kürdistan'ı kurdurmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri kim ne derse desin. Bütün uğraşı budur. E, ve biz eğer sağlam durmazsak, kendine, kendisine e, bizim başka seçeneklerimiz de var. E, şey değiliz. Evet. Demezsek işimiz zor. Çünkü arkasından ne geliyor? Avrupa Birliği'ni yine konuşuyoruz. Evet. Azınlık olmayanlara azınlık yapıyor. Peki, Fransa'ya, e, Paris'te e, ee, Cezayirliler, Tunuslular ortalığı yaktı yıktı, azınlık hakkı ver dendiğinde, e, ne dedi şey Fransa? Dedi ki siz Fransa'yı bölmek mi istiyorsunuz? Fransa'da yaşayan herkes Fransız'dır. E, Amerika'da yaşayan herkes Amerika. kökü kökeli neyse Amerikan'dır. Amerika. İngiltere'de öyle, her yerde öyle. Ama Türkiye'ye gelince? Türkiye'de olmayacak, hayır. Çiftler standart. De, Çift, standart. Tamam Avrupa Birliği e, çiftler standart uyguluyor. ...İnsan ee, insan hakları mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, de çok çift standart çıkıyor. E, e. Kıbrıs'la ilgili keza siz hem Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşadınız hem bugün de zaten siz mücadeleyi bırakmamış bir insansınız. Hala mücadele devam Görüyoruz, ediyorsunuz. Tabii. Evet e. efendim yani bunu bunu bilerek o, o, hareket etmek lazım. Biz e, uslu çocuğuz. Biz kuzu gibiyiz. İyiyiz. Ama e, kötü onlardır. Onlar yapmaz. Dünyada hakkına sahip çıkan takdir edilir. Kızarlarsa sana o sağ adama sen hakkına sahip çıkıyorsan... o zaman teslim olunlar. Ee, Atatürk'ü... ortadan kaldırmak için İstiklal Savaşı'nda ve hemen sonrasında neler yaptılar? Ama... sonra baktılar ki eli öpülecek adam... gelip elini öptüler. Ee, Önünde dizildiler. Peki... E, burada biz... Kıbrıs gibi... en haklı, en güçlü olduğumuz bir davada... kanından önceki... milli formülü... eğer müdafaa edemezsek neydi ananplan'dan önceki milli formül büyük millet meclisinde kayda geçmiştir. Buna rağmen ananplan evet dediler. Neydi? Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk vardır. Bunların ayrı demokrasileri vardır. Bunların kendi kaderlerini tayin etme hakları vardır. Bunların devletleri vardır ve Türkiye'nin garantörlük hakları vardır türk yunan dengesi vardır. Bu gerçekleri kale almayan anlaşma yapılamaz. Milli formül bu. Büyük Millet Meclisi'nde. Ondan sonra anlam planı çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla vesaire ve Denktaş'la bu iş yürümez diyerek evet dendi. Yine dua ediyorum ki Rum hayır dedi ve bize bir fırsat verdi. Rum'un ne istediğini görelim. O hayır bir şanstı Türkiye için. Büyük bir şanstı. Evet. Şimdi ve gördük ne istediklerini biraz evvel söyledim. Türk askeri çıkacak, garanti anlaşması olmayacak, lüzumu yok. Rum göçmenleri yerlerine Türkiye'den gelip yerleşenler, Anadolu'ya yüzde 80 ile yüzde 20 arasındaki eşitlik yasalar altında eşitliktir ve Avrupa Birliği normlarına göre idare edileceğiz. Yani her yerde yerleşim, her yerde dolaşım, bu iş bitmiştir. Adamlar bunu istiyor. Bunu isteyen insan insanın karşısında ve bir tanesi de diyor ki, bütün dünyaya Kıbrıs meselesinin istila meselesi olduğunu kabul ettirelim. 74'te başlamış, 63'ten 74'e kadar yaptıkları yok yani ortada. Onları ka ka kapatıyorlar. Papadopoulos Papa diyor <laughs> evet. ki, Arap basınına soruyorlar, 63'ten 74'e kadar kaç Türk öldürüldü? Tek bir Türk öldürülmedi diyor adam. Şimdi bizi kuyulardan çıkarıyorlar. Araştırmalar devam ediyor, kuyulardan çıkarıyorlar. Bizim kaybolan insanlarımız hepsi sivil halk, kadın, erkek, çocuk e, kuyularda e, çıkarılıyor. Rumların 74'ten sonra kayıpları var. E, asker oldu, savaş oldu. E, evvela kendi, kendi kendilerini öldürdüler darbede. Bunları kendi papazları söylüyor. Ee, o şeylerle kamyonlarla getirirlerdi ölüleri. Bazıları daha nefes alıyordu. Bunlar rağmen e, tabanca zoru altında gömdürdüler toplu mezarlara diye kendi papazların ifadesi var. tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Ee, özür dileyerek, affınıza sığınarak. Türkiye neden sesini duyuramıyor? Avrupa Birliği'nin çifte standartları, e, keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çifte standartları, Türkiye üzerine habire bir şeyler koparma e, söz konusu. Ama biz dünyaya mı sesimizi duyuramıyoruz, bu noktada eksikliğimiz var mi var? Yoksa yoksa biz ne yaparsak yapalım, bunlar bizim e, üzerimize bu planlarını uygulayacaklar mı? Şimdi bakınız, e, Türkiye başlangıçtan <laughs> hangi kulvara girdi? <laughs> 63'te yıktı babalık 64'te Birleşmiş Milletler'e götürdü. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin çabası 60 anlaşmaları ile ben Türk Kıbrıs'ta hak kazanmışım. Bu hak heba olmasın. 60 anlaşmasının çerçevesinde yeni bir ortaklık kurulması buna uğraşıyor. Çünkü hazırlıksız yakalandı. Biz 60'dan 63'e Rumlar silahlanıyor, Rumlar yıkacak bilmem ne dediğimizde e, maalesef bizim raporlarımız dinlenmedi. Hazırlıksız yakalandı ve hazırlıksız olduğunu Rum da biliyordu. Türkiye'nin müdahalesinden, e, e, bize saldırılarından iki ay önce gazetelerde Türkiye'nin paraşüt birliği yok, çıkartma gemisi yok, müdahale edemez diye halkına haberler veriyordu. Yani Türkiye kandırdı Türkiye'nin hazırlıklı olduğunu bilseydi yapmazdı Yapmadı. papaz yapmaz bunu. Onun için e, o kulvara girdikten sonra görüşme yoluna halletme kulvarına girdikten sonra Türkiye bundan çıkamadı ve yumruğunu vuramadı. Ta ki 1974 Barış Harekatı'na kadar. E, papaz mesela e, Çekoslovak silahlarını getirdi. Papaz gizlice Yunan askeri getirdi. Bunlar da hep Türkiye itiraz etti, protesto etti. Biz itiraz ettik, protesto ettik. Bir defasında bize birleşmiş milletler ne dedi? Madem ki Yunan askerini Rumlar getirebiliyor, siz niye getirmiyorsunuz dedi. 64-65'te konuşulan şeyler. Aa, resmi ağızlar söylüyor. E, resmi mi? ağızlar söylüyor, genel sektör evet. söylüyor bize bunu. Ondan sonra e, İngiliz arşivlerinden görüyoruz. Çekoslovak silahları geliyor bir takım. Türkiye ve biz ve İngiltere garanti olarak itiraz ediyor. Makaryos dinlemiyor, yine getiriyor. İkinci itirazda yapılıyor. Üçüncü defa getirdiğinde Türkiye itiraz ediyor, bize diyoruz. İngiliz'in arşivinden görüyoruz. Bakın, diyor ki iki defa Türklerle beraber itiraz ettik. Dinlemedi, yine getirdi. Türkiye'nin üzerinde fazla bir baskı yoktur. Bu konu basında işlenmemektedir. Onun için biz artık itiraz etmeyelim diyor. Protesto etmeyelim. Basının gücünü göstermek istiyorum. Ve anan kanında basın, aman anan kanı e, uzlaşmaz, uz, biz olmayalım, masadan biz kalkmayalım diyen şey. Türkiye şeye, Avrupa Birliği'ne eğer basın, sen haksızlık ediyorsun, Türk milleti buna razı olmaz ve olmayacaktır demiş olsa, Devamlı surette bu ay bunu yüzüne bulsa e, Türkiye bu kadar baskı altında kalmaz. Ne Amerika tarafından ne şey tarafından ama Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye bir heyecan. Ha, he, girdik. Şimdi o heyecanda kalmadı efendim. E, heyecan e, şimdi başladı. kalmadı evet, ama kalmadı. biz yetiştik boynumuzu uzattık. Şimdi sen ne yapacaksın? Onun için diyorum ki yapılabilecek şey e, Avrupa Birliği'ne 60 anlaşmasıyla çıkmak senin yaptığın haksızlıktır. Kıbrıs'ı almadın demektir. Kıbrıs'ı aldılar diye biz el oluşturuyoruz ya. Kıbrıs'ı aldılar ama ne yapacağız? Almadı efendim. Kuzey'i almadı. Alamaz. Ve aldırtmayacağım demesi lazım. Ve basın da bunu desteklemesi lazım. Bu haksızlığa kimse tahammül edemez demesi lazım. Kıbrıs Türk'ünü sizin insafınsınızdan bırakmayacağız ve Kıbrıs üzerinde Türk Yunan dengesinden vazgeçmeyeceğiz, Lozan dengesinden vazgeçmeyeceğiz denmesi lazım. Var mı böyle yazılar? Var mı böyle şey yok maalesef. Basınla ilgili de efendim e, bir propaganda olduğuna inanıyor musunuz? Yani e, gerek Avrupa Birliği sürecinde e, bazı grupların, bazı ekiplerin Türk medyası tarafın Türk medyasına e, bu e, hani enformasyon, dezenformasyon meselesi konusunda bir çalışmalar olduğuna inanıyor musunuz? Çalışma olmasa da gerek yok. Benim gördüğüm büyük medya Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesini istiyor. Çıkarlarını bunda görüyor. Zengin daha zengin olacak. Ve Kıbrıs meselesini de engel olarak değerlendirmiş. AK Parti hükümeti de gelişte aynı şeyde olunca Hükümetle işbirliği halinde halinde bu yönde yürüdüler bugüne kadar. Ve Avrupa Birliği'ne Türk milletinin esas e, duygularını, heyecanını, kararlılığını duyuramadılar. Evet efendim pazar günü Rum kesiminde başkanlık seçimi var. E, bu seçimleri bir yorumlamanızı istesem. Oradaki dengeler ne olur, nedir, ne değildir? Efendim ben... <laughs> 3 4 seçim yaşadım Rumlarla makaryosu da konuştum görüşmeye başladım kipriano ee, geldi. Ee, e, geldi Ondan sonra Vasilio geldi Ondan sonra kridis geldi Papadopoulos geldi. Hepsinin e, içini dışını bilen insanım. Şimdi bilinmeyen bir şey var Türk tarafında Çünkü ve yabancılarda da herhalde. Çünkü bir değişiklik olursa Papa Dubullos giderse uzlaşma olacak diye büyük baskı altından sokacaklar bizi ve dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin yorumu gereğince Türk tarafı artık Rumların evet diyecekleri bir öneriyle gelsin diyor. Düşünebilir misiniz siz bunu? Önerilerimizi ...Rumların kabul edebilecekleri şekle sokalım diyor. Yani onlar ne istiyorsa Amerika o, o, o şekilde... ...Rumların <laughs> o zaman cebinde hiç bunlar O da gerek yok değil ha. mi? Şimdi... E, ...ben geçen gün Kıbrıs'taki televizyonda... E, ...bunların eleştirisini yaptım. Bütün beyanatlarını alarak... ...hiç değişiklik yok. Hepsi Avrupa Birliği'nin orumları... ...Birleşmiş Milletler kararları... ...ve e, gerçekler ışığında. Gerçekler de neymiş... Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığı ve bizim de asi olduğumuz, Türkiye'nin işgalci olduğu. Bu formasyon bu. Hepsinin düşüncesi bu. En tatlı konuşanı neticede diyor ki bizim diyor hududumuz Girne'de biter. Bütün göçmenlerimizin geri dönme hakkı tanınmalıdır. En uysalı bunu söylüyor. Ee, ayrıca Kıbrıs meselesinin 1974'te başlayan işgal meselesi olduğunu bütün dünyaya kabul ettirmeliyiz diyorlar. Efendim bu Onun mesele... Için yani biz kendi kendimizi aldatırız. Değişecek bir lider ve uzlaşacağız. Bilinmeyen husus şu. Bunların milli konseyleri var. Milli konseyde alınan, oy birliğiyle alınan kararlar... Bizim milli güvenlik konseyi gibi mi efendim? Evet. Bunları bağlar. Makaryos'un icadıdır bu. Ne almışlardır? Enosis almışlardır. Üniter devlet olacak demişlerdir. Türkler azınlıktır demişlerdir Hı. ve Türkiye işgalcidir, asker çıkacaktır demişlerdir. Bunların e, istemektedir şey. An, anamperine baktığında e, askeri çıkartmak suretiyle gerisini yapmalarını kendilerine bırakıyordu zaten. Efendim Türk hükümetine artık bunda bu noktadan sonra bu çözümün nasıl e, olmasını tavsiye edersiniz ya da önerirsiniz ya da fikrinizi söylersiniz? Benim ananpan'ın e, evetinden sonra aradan geçen dört yıl içerisinde bir değişiklik gördük biz Türk Türkiye'de. O da Sayın e, Cumhurbaşkanı Gül Kıbrıs'a ilk ziyaretini yaptı. Sayın Top'tan ilk ziyaretini yaptı. Dışişleri Bakanı ilk ziyaretlerini yaptılar. Ve hepsi de Annan planından önceki Büyük Millet Meclisi'ndeki kararın çerçevesinde konuştular. Ne dediler? Kıbrıs'ta uzlaşma olabilmek için e, gerçeklerin kale alınması lazımdır ve gerçekleri sıraladılar. İki yaşı tegemen halk, iki demokrasi, iki devlet, Türkiye'nin hakları. Ama bunu kafi derecede duyurmadıkları bir yana masa başında artık bunlar müdafaa edilecektir diye bir şey duymadık. Havada mı kaldı? Kaldı, havada kaldı. Ee, ve benim hükümetim kendi programında diyor ki iki toplumlu, iki bölgeli federasyona razıyız. İki toplumlu, iki bölgeli federasyonu ben 1977'de Makaryos'ta yaptım. Daha devlet yoktu. Biz ezilmiş bir durumdaydık. Ee, yavaş yavaş baş kaldırıyorduk. Yani i̇ki... o fikirle, o fikirle öne atmayla o, o tarihe yavaş. dönmek gibi bir şey oldu değil mi? O tari... Yani Bütün süreçler bir anda silindi mi? Sili, silinmiş olur. Ve toplum sözü bizim asla kullanamayacağımız bir sözdür. Türkiye'nin hariciyesi de kullanmıyor artık toplum sözünü. Halk diyor. Kıbrıs halkı. Niçin? Çünkü şimdiye kadar hem Rumlar hem Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'ta tek halk vardır. Bu halkın içinde de yüzde seksen Rum, yüzde yirmi Türk vardır demek suretiyle sana boyunun ölçüsünü gösteriyorlar. Ve o esas üzerinden yürümek istiyorlar. Toplum değiliz. Halkız. İki eşit egemen halkız. Ve devletimiz var. Bunları müdafaa etmezsek biz, Gideceğimiz yer teslimiyettir, Başka bir yer değildir. Efendim, hemen ben Ermeni meselesine de geçmek istiyorum. Vaktimiz de daralıyor ama fazla özetlerseniz çok memnun olacağım. Siz Ermeni meselesiyle ilgili yakın yakın ilgi de gösteriyorsunuz, Salatpaşa Komisyonunun başkanlığını da yapıyorsunuz, bu çerçevede çalışmalar da yürütüyorsunuz, yani mücadeleciliği bırakmıyorsunuz. Bu Ermeni meselesini biraz yorumlar mısınız Türkiye bu noktada ne hata yaptı da bu sıkıntılara girdi? E, Türkiye hata yaptı değil. ...arşivlerini zamanında açmadı. E, Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bir davet vardır. E, gelsin arşiv arşivler karşılıklı açılsın. E, bilim adamları, tarihçiler bu arşivleri incelesin biz buna hazırız diye. Bu çok evvelden yapılması lazım bir şeydi. Çünkü... E, ...Birinci Dünya Savaşı'nda... E, Toynbee gibi tarihçiler. Kırmızı kitabın yazarlarıdır bunlar. Ermeni soykırımı meselesini yalanını işleyenlerdir. Adam açıkça söylüyor. Biz propaganda Türkiye, Osmanlı aleyhine propaganda olsun diye yazdık onları diyor. Ama onlarla yetiştirilmiş bir Ermeni e, nesli var. Nesilleri var daha doğrusu. Onlara inanarak yetiştirilmiş. Ve Ermeni meselesi e, toprak talebi'nin talebinin bir parçası olarak e, devamlı surette yürütülmektedir. Dış tarafından da desteklenmektedir çünkü Lozan Anlaşması'nı hazmedeme, hazmedemeyen milletler çok. E, Türkiye'yi de e, dıştan baktıklarında paramparça görüyorlar bunlara yani. ...biraz e, bu parçalara destek Hatta versek... Hayal ettikleri gibi mi bakıyorlar? Efendim? Tabii. istediklerini görmek istedikleri Görmez gibi is. bakıyorlar. Bilmiyorlar ki o... ...paramparça dedikleri parçalardır. Millet olarak... E, ...Atatürk'le birlikte İstiklal savaşını... ...veren ve kazanan... ...ve Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözü... ...nasıl Amerika'da... ...ne olursan ol ama Amerikansın... ...Fransa'da ne olursan ol ama Fransızsın... ...burada da kökün ne olursa ol... ...Türk Cumhuriyeti'ni... Kur'an insanlarsınız, Türksünüz ee, anlamına gelen bir güzel vecize. Hayır. Bunlar geçerli olmayacak. Ve niçin ee, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ılımlı İslam yolunu gösteriyor? Bunun arkasından hemen Avrupa Birliği e, Atatürk ilkeleri bizim normlarımıza uymaz. Atatürk ilkelerinden vazgeçiniz diyor. Parçalamak için. Bundan esinlenen ee, gruplar Galeana gelecek diye bekliyorlar. Eee içlerinde içimizde de ajanları Bak, e, atıyor. Ee, hemen ajan deyince hemen Türkiye'de bir vakıflar yasası tartışılıyor. Evet. Bu vakıflar yasasına sözü getirmek istiyorum. Çünkü biraz da bağlantılı gibi. Hani peki, vakıflar yasası ne? toprak meselesiyle ilişkili olduğu için peki, oradaki görüşlerinizi e, Peki bunun bunun karşılığı olarak e, Türkiye'nin Yunanistan'daki vakıfları ne olacak? Kıbrıs'taki vakıfları ne olacak? Efendim, e, Bulgaristan'daki vakıfları ne olacak? Yani mukabiliyet karşısında bir şey verir bir millet. Sen ne alıyorsun ki ne veriyorsun şimdi bunun karşılığı olarak? E, Avrupa Birliği senden bunu istemiş diye. E, peki bunu da yapalım. Ne alıyorsun karşılığında? Senin e, vakıflarını e, kim koruyacak? Niye sen bunları teslim ediyorsun? Ve Kıbrıs en, en canlı e, örneğidir. Maraş Maraş diye bir söylenti var. En güzel yer turistik falan filan. Oranın yüzde seksen, yüzde doksan toprağı vakıftır. Vakıf arazidir. Ne satılır bilir ne bilmem ne. İngiliz zamanında ihmal üzerine ve kasıtlı olarak Rum okullarına, Rum kilisesine hibe olarak verilmiştir. Onlar parselleyip satmıştır, yapmıştır ve Maraş çıkmıştır meydana. Şimdi Maraş'ta... Türk Vakfı'nın toprağında oturan insan, Türkiye'yi dava ediyor. Diyor ki, evime beni bırakmıyorsun, gideyim. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 1 milyon dolara mahkum ediyor. Zarar ziyan alarak. E, buncayız, müsaade etmedin diye. Ama mülk hala adamın. Ben diyorum ki, derhal bu insanların aleyhine dava açın Kıbrıs'ta. Ben dava açtım. Toprağın bizim olduğunu teyit ettim. O davayı kullanarak şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanan kadının aleyhine dava için. Binayı sen kazandın ama toprak benimdir, sen ver kirayı şimdi bana diye. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı vaktimiz de çok kısıtlı, çok özür diliyorum sizden. Ee, i̇nşallah daha geniş vakitlerde de sizi tekrar bekleyeceğiz. Ben şunu soracağım, tekrar siz çünkü Türkiye ile işli dişlisiniz, et ve tırnak gibisiniz. Türkiye meseleleriyle de öyle çok olmasaydı şimdi evet, evet efendim. Türkiye meseleleriyle de çok ilgisiniz, ilgilisiniz. Türban meselesi de tartışılıyor. Bu nedir efendim? Çok kısa alacağım. Evet, Türban e meselesine... sizin bakışınız nedir? Efendim şimdi bunu konuşmaya bile tahammül edemiyorlar. Ben şöyle diyorum, yasak değildi. Niçin yasak oldu? Çünkü Üniversiteye gidenlerin arkasındaki erkekler e, mescid istemeye başladı üniversitelerden. Cuma namazı için cuma tatili istemeye başladı. Daha da çoğal, çoğalınca sokağa indiler ve şeriat istediler. E, layıklığa lanet diye başladı. O zaman devlet kendini korumak için bu yasağı aldı. Türban yasak değil. Hanımlarımız istediği gibi giyinebilir ama bir müesseseye gireceksen o müessesenin kılık kıyafet yasası var. Büyük meclise, millet meclisine kravatsız, ceketsiz giremediğin gibi üniversiteye, daireye de giremezsin diye. Türman yasak edilmiş değildir. Ama genç kızlar, Diyanet İşleri Başkanları diyor ki hem eskisi hem yenisi bizim kızımız girerken çıkartıyor. Birçok kız da öyle yapıyor. Çıkarken giyiyor. Çünkü dinimizin olmazsa olmazı değildir. Genç kıza ben soruyorum. Allah'ın emridir diyor bana. Allah turban tak demedi. Bizim dilimizin giysisi yoktur. Bizim dilimizin ezel e e eğer giysisi varsa hepimiz Arabistan'daki gibi giyinmemiz lazımdır. Evet. Efendim son soru soracağım çünkü hakikaten haber saatine de çok yaklaştık. Son soru Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili görüşlerinizi çok kısa özet alırsam ha haklarıdır. Biz onlara örnek olacağımıza şimdi Kosova'yı biz örnek alalım diyorlar. O olsun da belki arkadan biz geliriz. Boş düşüncedir bunlar. Ee, Putin bugün ne dedi? İki yüzlüsünüz dedi ee, evet. Batılılara. Ee, bunu tanımak istiyorsanız bunca yıllık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni niye tanımadınız? Kıbrıs'ı savunan Putin oldu. Ee, savunmuyor. esasla diyor ki, ben yine veto edeceğim ama ben sizin gibi iki yüzlü değilim. Ne yani onu, en azından ne, söylemiyle. Onu, ne onu tanırım ne onu tanırım ama bir gerçeği ortaya koymuştur iki yüzlüklerini. İnşallah utanırlar bu iki yüzlüklerini bizim basınımızın manşetlerle yüzlerine çarpması lazım. Efendim e, Sayın Rauf Tektaş, ağzınıza sağlık lütfettiniz tam saati programına e, konuk oldunuz e, bizi şereflendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız canım. için. Müsaade ederseniz İ programı kapatmak istiyorum efendim. İçimi dökmeme müsaade ettiniz. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim e, sevgili seyirciler Tam Saati programı burada sona eriyor. Pazartesi günü değişik konu ve konuğumuzla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.